Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Çok değerli kardeşlerim, özellikle de sesi gür genç kardeşlerim, sizi Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Size ümmetimin umudu, genç yürekler olarak umutla ve hasretle selam veriyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Değerli kardeşlerim, topraktan yaratıldık ya, şu dünyanın bahtı ile insan olarak bizim bahtımız da çok benzeşir. Biz ümmet olarak insanlığın bu dönemini yaşayan nesil olarak bu pek çok hususta benzeştiğimiz dünya ile bir noktayı nasıl benzeştiğimizi sizinle paylaşmak istiyorum. Şimdi ilkbahar mevsimindeyiz. Ağaçlar çiçeklendi, toprak yeşillendi. 2 ay önce böyle değildi. Ağaçlar çırılçıplaktı. Toprak örtüsüzdü. Bugün çiçekli ağaçlar yaza doğru da meyveli olacaklar. 3 ay önce bir bahçedeki ağaçları izleyenler, o ağaçları ölü zannederlerdi. Ki gerçekten de ölü idiler. Bugün ise bebekler gibi neşeli ağaçlar. 2 ay önce dünya kış mevsimini yaşıyordu. Ağaçlar da oradaydı. Toprak da yerinde duruyordu. Ama görenler için ölüydü toprak. Ağaçlar ölüydü. Şimdi görenler ise dünkü ölü ağaçlar herhalde başka ağaçtı zanneder. Kur'an'ımız bu manzarayı tarif ederken Allah ölüden diri, diriden ölü çıkarıyor diyor. Çünkü bugün bizim bebeklerin gülücükleri gibi şen şakrak gördüğümüz ağaçlar 2 ay önce sempatik değildi. Çırılçıplaktılar. Yaprakları yoktu. Meyveleri yoktu. Çiçek yoktu üzerlerinde. Ama bir büyük kural var. Bugünkü bu çiçekli ağaçlar dünkü ölü ağaçlardı. Bu kesin. Genç kardeşlerim, sözümün başında dedim ki dünya ile paylaştığımız benzerliklerimiz var. Bir tanesi de budur. Belki bir asırdan beri kış yaşayan bir nesiliz. Bir asırdan beri bir türlü toplumumuz çiçek açmıyor. Tam çiçek açacakken, tohum verecekken ağaçlar bir don vurup meyveleri götürüyor. Toprağa ve bitkiye çok benziyoruz bu açıdan. Bu nesil çok benziyor. 2 ay önce ağaçların ve toprağın bu ölü yüzünü görüp de lanet olası dünya diyenler bugün diyecek söz bulamazlar. Ya da dünkü
o çıplak ağaçları görüp, hayır yok bu dünyanın ağaçlarından deyip, ucuzuna arazisini satıp gidenler, bugün meyve veren kiraz ağaçlarını gördüklerinde, büyük büyük elmaları ağaçlarda gördüklerinde, ticarette zarar ettiklerini anlayacaklardır. Ama tapu ellerinden çıkmıştır. Genç kardeşlerime özellikle %100 benzediğimiz bu hakikati hatırlatmak istiyorum. Allah sevgili peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ı insanlığı cennete götürsün diye peygamber olarak gönderdi. Ama peygamberine de hiçbir şekilde sonsuz bahar vaat etmedi. Mesela hepinizin peygamberimizin hayatı ile ilgili bildiğiniz olaylardan Bedir, Peygamber Aleyhisselam Efendimizin ciddi zaferinin adıdır. Üzerinden 365 gün geçmeden Bedir'in kışını da yaşattı. Uhud'da Peygamber Aleyhisselam amcasını kaybetti. Hem peygamberin kendi hayatında Allah sonsuz bahar olmayacağını gösterdi. Ona mevsim üstüne mevsim yaşattı. Hem de bize de Allah sonsuz bahar vaat etmedi. Bize vaat ettiği şey Allah'ın sonsuz cennettir. Dünyanın sahte baharlarının sonsuzluğu değildir. Peygamber Aleyhisselam da 23 yıllık peygamberliği döneminde kış yaşadı, yaz yaşadı, bahar yaşadı, bir daha kış yaşadı, bir daha bahar yaşadı. Çünkü sonsuz bahar bu dünyanın karakterinde yoktur. Sonsuz kış da karakterinde yoktur. Biz Muhammed Aleyhisselam'ın ümmeti olarak, siz sevgili gençler, Muhammed Aleyhisselam'ın gençleri olarak hayalci değilsiniz. Hayalci bir dinin iman edenleri de değilsiniz. Siz Müslümansınız. Ümmeti Muhammed'siniz. Hayatın içinden insanlarsınız. Peygamberiniz gibi kış da yaşayacaksınız, bahar da yaşayacaksınız, meyve de vereceksiniz Allah'ın izniyle. Çünkü neden? Allah sonsuz kışı da, sonsuz baharı da bu ümmete, bu insanlığa kader olarak yazmamıştır. Kaderimiz tıpkı dünya hayatı gibi kışı da, baharı da yaşamaktır. En az 100 senedir biz ve bizden önceki babalarımız, bu nesil kış yaşıyorlar. Bizim öldüğümüzü zannedenler, yok olduğumuzu zannedenler bir şeyde yanılıyorlar. Toprak üstü bir metre karla kaplı olduğu zaman bile altında buğdayın tohumu vardır. Bahar güneşiyle beraber yemyeşil olmak toprağın kaderidir. Biz Çanakkale'de tohumu atılmış bir nesiliz Allah'ın izniyle. O kadar ki buğdayın büyümesi için 3 ay toprağın altında kalması gerekir. İnsan buğday olmadığı için, milyonlarca buğdayın birleşmişi kadar büyük bir hacim olduğu için bir insan ve milyonlarca insan elbette, elbette hiç tereddüt etmiyoruz ki neticede insan nesliyiz biz. Bir miligramlık bir buğdayın karın kalkmasını beklemesi, filiz olması, başak olması 3 ay sürüyorsa elbette, elbette bir insan ki ana karnında büyümesi bile 9 ayı sürüyor, bir neslin ortaya çıkması için 90 sene uzun bir zaman değildir. Onun için sevgili genç kardeşlerim,
Burada beni mümin abileri olarak dinleyen genç bacılarım, sizin adınız Ahmet, Ayşe, Fatıma, Leyla, Mehmet olabilir. İsminiz babalarınızın, annelerinizin nüfus idaresine yazdırdığı isminiz çok önemli değil. Sizin orijinal kimliğiniz bu insanlığın 100 senedir bekleyen, umutla beklenen ve karın kalkması için beklenen umut neslisiniz. Sizinle Allah'ın izniyle insanlık yeniden dirilecek, baharını görecektir. Adınız Ahmet olabilir ama sizi melekler diriliş nesli olarak görüyorlar. Çünkü kışı bitmek üzeredir insanlığın. Küfür, şeytan ne kadar inatlaşırsa inatlaşsın, kışı sonsuzlaştıramaz. Sonsuz kış, küfrün ve şeytanın da sonu olur çünkü. Hayat, yazın gelmesiyle, kışın gelmesiyle bir döngü içerisinde devam edecek. Bu ümmetin, bu insanlığın kış dönemi bitmek üzeredir Allah'ın izniyle. Siz kışın içinde toprağın altında kalmış tohumlar olabilirsiniz. Allah'ın izniyle Muhammed Aleyhisselam'ın güneşi sizi ısıtacak, toprağın altından bu ümmetin yiğit delikanlıları olarak çıkacaksınız ve dünyaya bir kere daha Allah en büyüktür, Kur'an tek kitaptır, Muhammed Aleyhisselam hepimizin başıdır, insanlığın gemisi bu ümmetin gemisidir diye fiillerinizle, yüreğinizle, Allah'ın izniyle haykıracaksınız. Çünkü siz genç kardeşlerim, bacılarım, çünkü siz ithal değilsiniz. Laboratuvarlarda üretilmiş bir nesil değilsiniz. Siz Allah'ın izniyle Malazgirt'ten beri gelen soylu bir tohumun devamısınız. Sizin aslınız Malazgirt'ten de öteye taşındığında, Bedir'de, Uhud'da, Mekke'nin fethinde bulunmuş tohumsunuz siz Allah'ın izniyle. Diriliş neslisiniz. Siz hem kendiniz dirileceksiniz, hem de Allah'ın izniyle milyarlar elinizde dirilecek. Çünkü siz kendiniz topraktan başak olup çıkacağınız gibi, sizden sonraki ürünler de sizden gelecek Allah'ın izniyle. Hayal konuşmuyorum. Gerçekleri ve inkar edilemeyecek denenmiş şeyleri konuşuyorum kardeşlerim. İnsanlık günün birinde Allah'ın 1000 seneye yakın zaman peygamberlik temsilciliğini yapmış Nuh Aleyhisselam'ı gemisine sığınacak hale getirmemiş miydi? İnsanlık bir gemiye dolacak kadar az kalmış müminler seviyesine düşmemiş miydi? Düşmüştü değil mi? 6 ay su üzerinde yüzen Nuh'un gemisi, başka insan yoktu. Kaç kişiydiler? 80 kişi. 80 kişiydiler gemide. Sonra milyarlarca insan nasıl Müslüman oldu bu dünyada? 80 kişiydiler ama kışı karın altında geçiren tohum gibi Allah'ın sakladığı 80 kişiydiler. Firavun asırlarca
imanı ve Allah düşüncesini yok etmek için uğraştı. Evindeki karısını unuttu sadece. Allah bütün insanlığa ibret olsun diye onun bütün insanlığı boyun eğdirdim dediği yerde karısını unuttuğunu unutturdu ona. Bir kişiden bütün insanlık Allah'ı tanıdı sonra. İbrahim aleyhisselam ateşe atıldığında kaç kişiydiler Allah diyenler dünyada? 3 kişiydiler. İbrahim, amcasının oğlu Lut ve İbrahim'in karısı. Başka kimse yoktu. 3 kişiydiler. Sonra ne oldu? O 3 kişiden Allah kıtalar doldurdu. Gençler, uzun uzun geçmiş tarihe gitmeye gerek yok. Bu topraklarda ezan susturulurken, Kur'an alfabesi yasaklanırken, iş bitti zannedildikten sonra yarım asır geçmeden nasıl Kur'an göklere yükselen kitap oldu? Ezan nasıl hayat haline geldi? Nasıl siz dirilişin umudu olarak bu salonu Allah'ın izniyle böyle doldurdunuz? Hani ezanlar yasaktı? Hani 10 yılda çılgın bir nesil yetiştirilmişti? Hani köy enstitülerinde Allahsızlığa iman etmiş nesil? Mülk Allah'ındır. Söz O'nundur. Mevsimleri yaratan Allah'tır. İnsanı ana rahminde yaratan Allah'tır. Kader Allah'ın kaderidir. Kimse kışın varlığını uzatamaz. Kış bir gerçek. Kış olmalı. Toprak dinlenecek. Ağaç dinlenecek. Kış gerekli ama ebedi değil. Sonsuz değil. 12 aylık kış yok. Kışın mevsimi bitecek. Bu delikanlılar, bu hanım kızlar gelecekler. Allah bir, gerisi yalan diyecekler. Diyorlar da, diyorlar da. Ama gelin genç kardeşlerim, genç kızlarım, bacılarım, bunun bedelsiz olmayacağını varın siz anlayın. Elbette, elbette Allah imanı, Müslümanlığı ve insanlığı yeniden diriltecek. Bundan şüphemiz yok. Ama dirilmek bir enerji işidir. Bir potansiyel olarak yüktür. Bu yükü kabul edenlere Allah bunu nasip edecek. Kışı sobasının başında geçirenlere değil, kar altında kalmaya razı olanlara Allah dirilmeyi nasip edecek. Bu nedenle bugün biz diriliş vaktindeyiz diye iman ediyoruz. Sadece Ahmet, Ayşe ve sadece ümmeti Muhammed'in Müslümanları değil, inşallah çökmek üzere olan bütün insanlık dirilecek. Sizin elinizde bu ümmetin çocuklarının, bu ümmetin delikanlılarının nefesiyle Allah'ın izniyle. Onun için kardeşlerimden rica ediyorum, rica edip yalvarıyorum, kendinizi basit görmeyin. Sıradan değilsiniz. Asla ve asla sıradan bir insan değilsiniz. Muhammed Aleyhisselam'ın bu topraklardaki umudusunuz. Arafat'taki, Vakfe'deki hutbesinde mesajımı götürün, bir kelime de olsa sesimi duyurun dediği insanlar sizsiniz. Çünkü sizden öncekiler Peygamberin sesine kulakları tıkatılmış, tıpalanmış nesildi. Siz elhamdülillah elinizdeki teknolojiyle, size ulaştırılmış bütün dünya nimetleriyle, elinizdeki Kur'an ve İslam bilgisiyle, Allah'ın izniyle Muhammed Aleyhisselam'ın sesisiniz, dininin pratiğisiniz, insanlığın da özü Allah'ın izniyle sizsiniz.
İnsanlık da sizsiniz. Çünkü Müslümanlık insanlık demektir. Eğer Müslümanlık varsa insanlık da hayat bulacak. İnsanlık da kış sürecinden Allah'ın izniyle kurtulacak. Bu uzak bir gün değildir. Yarındır demiyorum. Yarına 24 saat var. Allah için bir işi yapmak bir günlük değil, ol diye bir kere konuşmaktır. Allah bir kere ol der, o da saniyenin işidir. Ama bunu Allah bir asır da ertelese, sizin dirilmenizi 3 asır da ertelerse, bu bizim için dert değildir. Allah bizi ölüler arasında değil, dirilmek için çırpınanlar arasında görsün. Sizin gibi gençleri, genç hanımları, ben varım ya Rabbi, benimle insanlığı yaşat diye aday görsün Allah. Göreceksiniz ki asırlar saatler gibi çabuk geçecek o zaman. Mülk Allah'ın, söz onun, kudret onun. Elhamdülillah biz de onun kullarıyız. Kışın bitmesini istediği zaman Allah, diriltmek murad ettiği zaman insanlığı, yeniden ahlak, yeniden insanlık, yeniden edep, yeniden din, yeniden Allahu Ekber, yeniden ezan bu topraklarda canlanacağı zaman bizle canlansın. Biz hazırız ya Rabbi. Potansiyel dirilmek isteyen gençleriz. Nesil biziz ya Rabbi dediğimiz zaman Allah bizi mahcup etmeyecektir gençler. Etmeyecektir. Burada beni dinleyen, yaşı genç olmayan kardeşlerime de özellikle bu sözün onları ilgilendirmediğini zannetmemeleri için bir uyarım var. Evet, gençler dirilecek Allah'ın izniyle. Diriltecekler İslam'ı da, insanlığı da, ahlakı da, medeniyeti de. Bu mübarek nesil, bu mübarek gençler ayağa kaldıracaklar Allah'ın izniyle. Hiç tereddüt etmiyorum. Ama benim gibi yaşlı kardeşlerime de diyorum ki, siz genç olarak bunu kaybetmiş olabilirsiniz. O gençlerin sevgisini yüreğinizde taşıyın. Allah sizi bu diriliş neslini sevenler olarak dirilsin kıyamet günü. Elinizdeki her fırsatı gençlere verin. Camileri doldururken o gençler, ön saflara onları geçirin. Onları önce öne geçirin, yüreğinize koyun, başınıza koyun, sevin, sayın. Yarın o gençler insanlığı dirilttiklerinde onları ayağa kaldıranlar olarak Allah payınızı unutmayacak. Sizi de melekler diriliş neslinin diriltenleri olarak yazacaklardır. Allah her şeyi görüyor. Bu gençliğin gelmesini umutla bekleyen, sabaha kadar dua edenleri de görüyor. Dirilmek ne, ölmek ne, kış ne, bahar ne diye bir derdi olmayanları da Allah görüyor. Tarafınız belli olsun, heyecanınız gür olsun, umudunuz yüksek olsun. Allah'a güvenin, yola devam edin. Gençlik gelecek. O zaman ihtiyarlar olarak bizler de, bu toplumun yaşlıları olarak hepimiz o gençlerin himayesinde insanlığımızdan onur duyacağız Allah'ın izniyle. Müslümanlığımızın şerefiyle ayakta yürüyeceğiz Allah'ın izniyle. Genç kardeşlerim, Allah sizinle insanlığı ve Müslümanlığı diriltecek diyoruz ya, bu sizi büyük bir yükün altına koyuyor. Allah yaptığı her işin sahibidir. Oyun yok, şaka yok, tekrar yok, propaganda yok Allah'ın işinde. Murad etti mi, yapacağım dedi mi, Allah yapar. Allah tektir, ciddidir, tekrarı yoktur, şakası yoktur Allah'ın. Onun diriltmek için seçeceği kullar da ciddi olacaklar.
Sabah namazında Allah ciddiyetinizi görsün. Ahlakta ciddiyetinizi görsün. Anne babanızın önünde Allah'ın istediği gençler olduğunuzu Allah görsün. Elinizi harama sürmediğinizi Allah görsün. Dilinizin laubali olmadığını Allah görsün. Gözünüzü haramdan koruduğunuzu Allah görsün. Camideki ahlakınızı, dindarlığınızı bilgisayarın önünde de ispat ettiğinizi Allah görsün. Cep telefonuyla konuştuğunuz zamanla, cep telefonunu kullandığınız zamanla namazı kılma zamanınızın aynı Allah'a teslim olduğunuzu ispat eden örnek olduğunu Allah görsün. O gün siz sertifikanızı aldınız, belgelisiniz, umutsunuz, dirileceksiniz, dirilteceksiniz Allah'ın izniyle. Sizin her birinizin binlerce kere, yüz binlerce kere umut bağlanan gençler olduğunu biliyorsanız eğer, ahlakınızı, dininizi, dininizin şeriatını sahipleneceksiniz. Sloganla değil, yumruk sıkarak değil, yumruklaşmış sabreden gözünüzle, yumruk gibi sıkılmış içine haram söz girmeyen kulağınızla, Allah'tan haya edip yanlış söz konuşmayan dilinizin varlığıyla Allah'ı ikna edebilirsiniz hazır olduğunuza. Genç kardeşlerim, siz elbette anneniz ve babanız için kıymetlisiniz. Genç kızlar elbette anneleri ve babaları için kıymetliler. Ama bu ümmet için de kıymetlisiniz. Siz 1,5 milyarın çocuğusunuz. Annenizin babanızın çocuğu olduğunuz kadar 7 milyar insanlığın bir parçasısınız siz. Ben insanlığın ta kendisiyim. Ben ümmeti Muhammed'in ta kendisiyim. Şuuru ve ciddiyetiyle bu şehrin sokaklarında yürüyeceksiniz. Siz bu şehrin sokaklarında insanlar görmüyor, radar takip etmiyor ama Allah görüyor dediğiniz gün biz insanlık olarak kurtulduk Allah'ın izniyle. Sizinle 1400 küsür sene öncesinin bir hatırasını örnek olmasını umarak paylaşmak istiyorum. Şu bildiğiniz meşhur Ömer bin Hattab radıyallahu anh bir akşam vakti şehir denetlemesi yapıyor. Bir evin önünden geçerken evin içinden sesler duyuyor. Bir kadın kızı olduğu anlaşılan birisine diyor ki kızım sütün işi bitti mi diyor. Bitti anne diyor. Peki süt kovasını su ile çalkalayıp doldurdun mu süte diyor. Anne diyor onu yapamayız biz. Ne olur kızım o sütlü su zaten. Ama anneciğim Ömer tembih etmiş diye devlet başkanı olarak süte su katıp satmayın demişti. Demiş ki yavrum Ömer şimdi namazdadır nereden görecek bizi? Ömer görmez katıversen suyu gitsin demiş. Kızı da demiş ki Ömer kapıda dinliyor ya da sokaktan geçerken dinliyor. Anne Ömer görmüyor ama Allah da mı görmüyor demiş. Ömer evine geliyor. Hanımına diyor ki bugün bir kız çocuğu duydum. O kız çocuğu benim neslimi kıyamete kadar taşır bir çocuktur diyor. Acilen onu gelin alalım evimize diyor. Ve eve gidiyorlar, kızcağızı oğluna gelin almayı teklif ediyor. Onlar da memnun oluyorlar. Meşhur Ömer bin Abdülaziz denen 5. Raşid Halife o kızın oğlu torunudur. Genç kızlarım, delikanlılar,
cep telefonundan, bilgisayardan girdiğiniz müstehcen bir sayfayı anneniz babanız öğretmeniniz görmeden sildiğinizi kabul ediyorum. Allah'ın defterlerinden silebilecek misiniz o sayfayı? Mesajları telefondan silebilirsiniz. Meleklerin telefonlarından silebilecek misiniz? Bunu düşündüğünüz gün, hayatınızı bu standarda taşıdığınız gün, Allah'ın izniyle kış bitti, bu insanlığın baharı geldi demektir. Sizi bunun için heyecanla bekliyoruz. Sizi tanıyanlar da, tanımayanlar da sizi bekliyorlar. Sabah namazına kalkarkenki heyecanınız, Allah'ın izniyle kışın bitiş saatini gösteriyor. Sizden bir tanenizin, genç bir delikanlının, genç bir kızın, sabah namazında tesbih yapması, sabah namazında Rabbi ile baş başa kalması, yerden göklere kadar yeryüzünün nur ile dolması demektir. Mus'ab bin Ümeyr'in, Halid bin Velid'in, Ali bin Ebi Talib'in haleti ruhiyesiyle yeniden dünyamıza dolduğunu, dünyamızın yeniden Muhammed Aleyhisselam'ın imanıyla heyecanlandığını gösteren bir belgedir. Ben düğün günü, düğününü Allah korkusundan taviz vermeyerek, ümmeti Muhammed'den bir delikanlıyım ben. Ümmeti Muhammed'in bu zamandaki asiyesi Meryem'i olmaya aday bir kızım diyerek, düğünümde de taviz vermem. Hatta asıl düğünümde Müslümanlığımı ispat ederim ben. Düğünüme kadar Müslümandım, iyiydim de düğünümde mi taviz vereceğim? Asıl bugün orijinal, samimi, ihlaslı, tavizsiz Müslümanlığım bugün ortaya çıkacak. Beni bugün gör Allah'ım, asıl düğün günüm beni gör diyen genç olun siz. Şu 21 yaşında İstanbul'u fethetti Fatih diye biraz önce heyecanlandırdı ya bizi kardeşimiz. Ben seni o gün 21 yaşında İstanbul'un surlarını değil, dünya medyasının bütün sistemlerini çökerten Allah'ın bir müjdesi olarak göreceğim ben. Düğün günü, düğün günü, mezuniyet günü, üniversiteden mezun olurken, bayram günü şenlik yaparken, hayatının en güzel günlerinde, en neşeli günlerinde, bugün rahat et diye şeytan teklif ettiği zaman, asıl bugün ben varım. Asıl bugün için vardım ben. Asıl Allah beni bugün görecek diyen genç kız ol, genç delikanlı ol, seni melekler kanatlarıyla göklere kadar kaldırdılar da, elini kaldırsan arşa tutacak kadar yükseldiğini bil ey Müslüman, umut ve diriliş genci. O günü bekliyor melekler. Şimdi senin slogan atmanı, bağırıp çağırmanı, sakal bırakmanı, başörtüsü takmanı veya cuma akşamları mevlüt okumanı veya Ramazan'da iftar vermeni, bunları melekler herkesten görüyorlar. Ramazan'dan sonra bayramda insanların nereye gittiğini merak ediyor melekler. Ben buradayım, gitmedim de, Allah da seni orada görsün. Genç kardeşlerim, boş heyecanın, kuru sözlerin gereği olmadığını sizler de biliyorsunuz. Size ben olmaz şeyler vaat etmek de istemiyorum. Uçun kaçın demiyorum. Hayatı yaşayın. Teknolojiyi en iyi siz kullanın. Bilgisayarınız en iyi bilgisayar olsun. Cep telefonunuz en aktif telefon, en akıllı.
Hatta sihirbaz telefonu olsun. Zarar yok. En güzel üniversitelerde okuyun. En güzel evliliği yapın. En çok sevdiğinizle evlenin. En geniş dairelerde oturun. En çok para sizin olsun. 3, 5, 10 bankanız olsun. Şehirler kadar büyük fabrikalarınız olsun. Bunların hepsi sizin olsun. Ama Allah'ı bıraktıktan sonra olmasın. Allah'la beraber olsun bunlar hep. Çaresiz olduğun gün, Allah'ın dinine ve şeriatına sahip çıktığın gibi, düğün gününde de, bilgisayarında da, cep telefonunda da, ticaret yaptığın zamanda, üniversiteyi bitirdiğinde de, siyasetçi olduğunda da, tüccar olduğunda da, her zaman Allah'la beraber ol. Allah seni her günün kulu olarak görsün. Mübarek günlerin mübarek kulu değil, her günün mübarek kulu olasın sen. Böylece sen her gün Allah'ın rahmetiyle donanırsın. Her gün sen cennetlere girip çıkarsın. Genç kardeşlerim, hiç tereddüt etmiyorum. Sabah namazında Allah bizi camilerinde gördüğü gün, sokaklarda yürürken ahlakımızla yürüdüğümüz gün, cep telefonumuzda karakterimizi taviz konusu yapmadığımız gün, bilgisayarımın son 3 senelik girdileri deşifre edildiğinde yüz kızartan, utandıran tek bir fotoğraf, tek bir cümle bulunmadığı gün, üniversiteyi bitirdiğimde Allah'ım bu diplomam insanlık için olsun, Müslümanlığım için olsun, Müslümanlığıma ve insanlığıma yaramayacak diplomam olmaz olsun dediğin gün, evlendiğinde ben keyif yapacağım, zevkleneceğim, evleneceğim ama bu yuvam insanlığın çekirdeği, tohumu, umudu olsun. Allah'a yuvamı adadım. Meryem'in annesi Meryem'i Allah'a adamıştı. Ben yuvamı, bütün neslimi sana adıyorum Allah'ım de. Böylece sen bu kar, bu kış, bu fırtına, bu yasağın Kur'an'ı yasakladığı, yasakların ezanı yasakladığı, İmam Hatip okullarının kapanı verdiği, Kur'an kurslarının darbelendiği, camilerde terör estirildiği dönemlerin bittiğini senin alnından okusun insanlık. İnsanlık seni görsün, umutlansın. Melekler sana dualar etsin. Şeytan ve şeytanlaşmış odaklar da sendeki heyecanı ve umudu görsün. Kahrolsunlar bu topraklarda. Bu topraklarda bir daha umut taşıyamasınlar. Bu nesil en az 100 sene bu topraklarda Allah, Kur'an, ahlak ve insanlığı canlı tutacak. Biz Fatih'i zehirledik de iş bitti zannettik. Meğer ki Allah her asırda bir Fatih gönderiyor, bir Yavuz gönderiyor, bir Abdülhamit gönderiyor. Allah'ın hazinelerinden göndereceği umut ve diriliş nesli tükenmiyormuş demek ki. Bunu ispat edin. Allah sizinle, meleklerine övünsün. İşte mücahit kullarım, işte mümin kullarım, işte gencecik yaşına rağmen arşın gölgesine doğru koşan, Allah'ın rızasını isteyen, insanlığından taviz vermeyen, Müslümanlığıyla heyecanlanan nesil geldi diye göklerden görülsün. Bu istila altında kahru perişan olmuş 100 senedir yüzü gülmeyen insanım, 100 senedir çiçeğe hasret kalan topraklarım, seninle bahçe olsun, çiçek olsun, umutlananım. Allah seni melekleri gibi sevsin. Yarın dirildiğin zaman, kıyamet günü
Ey kız çocuğu, genç kız, sana söylüyorum. Anne adayları, size söylüyorum. Nasıl bundan 1400 sene önce Muhammed Aleyhisselam kız çocuklarını diri diri toprağa gömülmekten kurtardığı için Arap Yarımadası'nın da bütün insanlığın da umudu, hayali, sevdası olduysa, siz bugün internet bataklığında, telli telsiz dünyanın rezilliklerinde kız çocuklarını perişan eden ahlaksızlık fırtınalarına karşı Muhammed Aleyhisselam'ın imanıyla, peygamberliğiyle 1400 sene sonra kadın neslini kurtarın. Kadın neslini internetten, medyadan, kamuoyu baskısından, algı operasyonlarından kurtarın. Bu şehrin mezarlıklarından çıkarın. Göklere yükseltin. Arş-ı alaya yükseltin. O gün Muhammed Aleyhisselam kız çocuklarını diri diri gömülmekten kurtardıysa, bugün de onun ümmetinden bir Ayşe, bir Fatıma, bir Leyla, bir Asiye, bugün Muhammed Aleyhisselam'ın kendisi yoksa, Muhammedun Resulullah diyen genç bir kız olarak ben varım, ben geldim, ben diriliyorum, ben dirilirken de bu ümmetin bütün kızlarını, bütün erkeklerini diriltecek bir Asiye olmak istiyorum diye Allah'a ispat et. Allah aynı Allah'tır. Aynı Allah, aynı kudretiyle Arap Yarımadası'nın vahşi adamlarına Muhammed Aleyhisselam'ı kurtarıcı gönderip kız çocuklarını da, erkek çocuklarını da insanlık onuruna kavuşturduysa, o Allah seni bugün utandırmayacaktır. Genç kız, genç kız, sen asla Allah'ın yardımından mahrum olmayacaksın ve sen bugün insanlığı yeniden diri diri gömülmekten, internet dalgalarıyla boğulup perişan edilmekten kurtaracaksın. Kurtarmakla yükümlüsün. Ya sen de o dalgaların içerisinde perişan olup gideceksin, ya da insanlık senin eteklerine tutunacak. Sen umut olacaksın. Eğer la ilahe illallah Muhammedun Resulullah inanarak dediysen, Allah'a güvendiysen, sen Allah bunu yapar. Asiye namaz kılan bir kadın değildi. Asiye oruç tutan bir kadın değildi. Asiye çarşaflı bir kadın değildi. Peçeli kadın değildi. Sabah namazına kadar teheccüd kılmıyordu. Namaz hiç kılmıyordu. Seccadesi yoktu. Tesbihi yoktu. Asiye'nin tarikatı yoktu. Örgütü yoktu. Zikri yoktu. Despot, zalim, hain bir firavunun karısıydı. Bir kere Allah dedi Asiye, firavun onu dört çiviyle yere çakıp öldürdü. Namaz kılan kadın değildi ama yüreğinde Musa'yı büyütecek kadar, Allah'ın beş büyük peygamberinden birini büyütecek, ona üvey annelik yapacak kadar büyük iman vardı. Sen ise bugünün Asiyesi, sen bir aylık bile değildin, iki günlüktün, kulağına ezan okundu, 5 yaşına geldin, sana abdest öğretildi. Asiye'nin 50 senede bilmediğini 5 yaşında bildin, imanı bildin, Allah'ı bildin, Muhammed Aleyhisselam'ı bildin, belki 10 yaşında Kur'an okudun, 15 yaşından beri başın örtülüdür, Ramazan tutuyorsun, orucun var, şu kadar Kur'an okumuşsundur, belki de sen Asiye'nin bilgisiyle, pratiğiyle tartılsan 100 Asiye yaparsın. Allah Firavun'un karısı, sadece ve sadece Firavun'un karısı olmak ve başka hiçbir özelliği olmadığı halde imanından dolayı bütün insanlığın örneği imanlı bir kadın olarak onu Kur'an'ımızda bize örnek gösteriyor da, sen kız çocuğu
Bana cevap verir misin? İki günlüktün, kulaklarına Allahu Ekber diye ezan okundu. Hayya alessalah dendi. La ilahe illallahı o gün anneni görmeden, babanı görmeden, hiçbir şey duymadan bu dünyada. Henüz senin adın Ayşe'dir bile denmemişti sana. Ondan önce Allahu Ekber, La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah duydun diye sana bir hoca efendi adın Ayşe'dir kızım demişti. Hatırlıyor musun o günü? Eğer Asiye bir kere namaz kılmamış bir kadın olarak Kur'an'da en iyi Müslüman kadın diye örnek gösteriliyorsa, sen be Müslüman kız, sen Muhammed Aleyhisselam'ı 20 senedir tanıyorsun, 30 yaşındaysan 30 seneden beri Muhammed diyorsun, Muhammedun Resulullah diyorsun, sen evinin, sokağının, şehrinin, yaşadığın ülkenin, şu dünyanın, şu yuvarlanan dünyanın umudu nasıl olmazsın sen? Sen olmayacaksan umut. Ey delikanlı, 17 yaşında Resulullah'tan aleyhissalatü vesselam ümmetin sancağını Üsame devraldı. Ona Peygamber aleyhisselam güvendi de hafız değildi, alim değildi, babası zengin değildi. Bir zenci adamın, siyah zenci bir adamın kölenin çocuğuydu. 17 yaşında Resulullah'tan sancağını devraldı. Ve dünyanın en büyük imparatorluğunun üzerine Allah'ın adını kullanarak gitti. Muhammed Aleyhisselam'ı temsil etmek için gitti. Sen 17 yaşını geçeli 3 sene oldu. 20 yaşına geldin. 20 senedir Muhammed Aleyhisselam'ı tanıyorsun. Allah diyen bir babanın çocuğusun. Kulağına ezan okundu. Sen umut olmayacaksın. Sen baharı getiren bir çiçek olmayacaksın da. Kim bu insanlığı kurtaracak? Kim göklerden, kim gelecek bizi kurtarmak için? Sakın kız çocuğu, delikanlı, sakın bana bir çiçekle ne olur deme. Sakın ben ne yapayım deme. Asiye tekti, Meryem tekti, Muhammed Aleyhisselam'ın hanımı Hatice tek başına kocasıyla yola çıktı. Bu işi kalabalıklar yapmaz. Bu işi bir kişi yapar. Biz koyun değiliz. Koyunlar kalabalık olup kurtların ortasına düşerler. Biz bir kişiyiz. Tek kalırız. Allah'la beraber oluruz. Bütün insanlık biz demek olur o zaman. Sen Allah'ın önüne çık bir sabah namazında. O sabah namazı bu sabah namazı olsun ama. Üzerinden 24 saat geçmesin. De ki Allah'ım, eğer insanlık örnek bir insan arıyorsa ben hazırım ya Rabbi. Eğer Muhammed Aleyhisselam, nerede benim delikanlılarım? Ahlaktan taviz vermeyen, Kur'an'ı salmayan, anne babayı Allah'tan sonra en büyük hak sahibi gören, şeriatımı arayan, şeriatıma teslim olacak gençler nerede? Delikanlılar nerede? Diyorsa peygamberin, ben varım ya Rabbi, beni peygamberinle buluştur, beni peygamberine götür, al beni peygamberinin yolunda paspas olayım, onun şeriatına hizmet edeyim, ben hazırım ya Rabbi diye bu sabah namazında Allah'la sözleş. Allah seni yarattığı günden beri bekliyor zaten. Muhammed Aleyhisselam o kabrinde ölü değil. O orada haydır, yaşıyor. Meleklerin filan şehirdeki filan delikanlı sana geldi ya Resulallah. Bataklıklardan kaçtı, internetten kaçtı, rezilliklerden kaçtı. Sabah namazı kılmayan şehirlerden kaçıp sana geldi. Seni arıyor ya Resulallah desin. O gün sen ruhunun yeniden yaratıldığını, yepyeni bir delikanlı olduğunu, dirildiğini, Allah'ın peygamberinin senin elinden tutup yavrum diye yanaklarından sıktığını hissedeceksin. Yeniden doğduğun kadar mutlu olacaksın. Fatıma Peygamber Aleyhisselam'ın kızıydı diye ağıt yakmanın hiçbir anlamı yok. Onun
o zamanki kızı, sulbünden gelen kızı, senin benim anam, şerefimiz oydu da, bugün Muhammed Aleyhisselam'ın Fatımaları nerede? Üniversite amfilerinde mi? Sokaklarda mı? Parklarda mı? Televizyon önünde mi? Bugünün Fatıması nerede? Eski Fatıma'yla ağıt yakmak, mersiyeler dizmek, bu ümmete, bu insanla bir şey kazanmıyor. Zenginin malını sayarak değil, kazanarak zengin olmak zorundasın. Kız Fatıma, kız Ayşe, kız Leyla, sana söylüyorum, Muhammed Aleyhisselam'ın torunlarını doğuran Fatıma'sı şimdi Rabbi ile baş başadır. Ama bugün Muhammed Aleyhisselam'ın o ahlakta, o imanda, o yürekteki kızı nerede? Sen neredesin? Sen değilse kim olacak bu? Eğer sen değilsen delikanlısı Muhammed Aleyhisselam'ın, Fatıma'sı sen değilsen, göklerden mi inecek bu? Uzaklardan mı gelecek? Kutuplardan mı gelecek? Basit görme kendini. Kendini hafif görme. Az değilsin. Dikkat et. Bak kaç kişisin sayıyorum. Sana söylüyorum. Çocuğum sana söylüyorum. Kızım sana da söylüyorum. Bak kalabalığımıza dikkat et. Sen bir. Sağındaki ve solundaki melekler iki. Ve Allah. Allah. Seni yaratan Allah. Kaç kişisin gördün mü? Gördün mü? Kainat kadar büyük bir hacim doldurduğunu. Sen kalk. Bütün çınar ağaçları kökleriyle beraber topraktan çıksın o zaman. Sen süründüğün için, sen başkalarının kalkmasını beklediğin için, sen İmam Hatip öğretmeni kalksın, cami imamı kalksın, filanca hoca kalksın diye beklediğin için kimse kalkamıyor. Sen kalk ki 21 yaşında Fatih ol ki Çandarlı peşinden gelsin. Toprak senden korksun. Yürüdüğün toprak ezilmenle, senin ezmenle şeref duyan bir toprak olsun. Kendini basit görme. Sen tohumsun, sen İslam'ın şerefisin. Bir kişi zaten insanlık bir kişi olur. Bir kişiden doğduk büyüdük. Adem'in çocuklarıyız. Sürü değiliz, insanız. Biz kitlesel değiliz. Ruh dünyasının adamlarıyız. Bir babamız vardı, bir anamız vardı. Bak kaç kişi olduk. Muhammed Aleyhisselam mağaradan indiğinde kaç kişiydi? Kaç kişiydi? İnsanlık hiçbir zaman on binlerce bir hareket başlatmadı. On binlerce ile miting olur, gürültü olur, olay olur. Ama toprağın yeşermesi bir tohumla olur. Sen o bir tohumsun. Sen ümmetin emanetisin. Ümmet de sana emanettir. Ve sevgili gencim, sevgili kızım, sana söylüyorum, seni Muhammed Aleyhisselam kaç senedir bekliyor biliyor musun? Seni deden Çanakkale'de kaç senedir bekliyor biliyor musun? Sen hala telefonun başındasın, bilgisayarın başındasın, hala parklardasın, sokaklardasın. Seni deden bekliyor, toprak bekliyor, kar bekliyor, yağmur bekliyor ve bunları yaratan Allah seni arşında bekliyor. Kalktığın gün insanlık kalkacak, iblis çökecek, bahar gelecek. Allah'ın izniyle sen insanlığın baharını getiren, dirilen, dirilten, yaşayan, yaşatan Kur'an nesli olacaksın. Kur'an bu topraklarda var oldukça kıyamet gününe kadar nasıl biz Enes İbni Malik'e, ashabın hafızlarına, Kur'an okuyanlarına şimdi rahmetler okuyoruz. Allah onlardan razı olsun diyoruz. Herkes kaçıp bir kenara çekilirken, Kur'an'ın yasak olduğu zamanlarda bir kenarda gizlice çocuklara Kur'an öğreten Allah'ın dostu mücahitleri hürmetle saygıyla anıyoruz.
Bu internet bataklığının insanlığı sürüklediği bu çağda Allah'tan yana tavır koyan, peygamberinden yana tavır koyan, ahlak benim insanlığımdır, ahlak ben demekim diyen, cep telefonuyla da, babasının önünde de, meydanda da, nerede olursa olsun, karanlık bir odada da olsa, burası karanlık ama Allah'ın gözünde aydınlık burası deyip Allah'tan utanarak ahlakından taviz vermeyen genç ol sen. Ondan sonrasına karışma. Bundan sonra dünyanın 500 sene, 1000 sene daha ömrü bile olsa, insanlar seni unutsa da, hiçbir insan senin anıtını dikmeyecek olsa da, bundan sonra yeryüzüne inen sayısını Allah'ın bildiği kadar katrilyonlarca melek, unutulduğu zamanda ahlakı hayata geçiren, Kur'an'ın ihmal edildiği, insanların birbirlerine sadece mesaj attığı bir zamanda Kur'an'ı sahiplenen bu genci peygamberlerle, şehitlerle, sıddıklarla dirilt ya Rabbi diye milyarlarca meleğin duasını alacaksın. Bu topraklar ölü topraklar değil, kış mevsimini geçiren topraklardır. Buyurun, baharın geldiğini Allah'a ispat edin, hazır olun ve bunu yarın sabah namazında başlatın. Çünkü 24 saat Allah için uzun bir zaman değil ama bizim için çok uzun bir zamandır. Allah'ın saati yok, bizim saatlerimiz var. Hatta sabah namazını da beklemeyin, yatsıda başlatın, hemen ayağa kalkın, yürüyün, Allah'a doğru gidin. Allah sizi bekliyor, rahmetiyle bekliyor. Allah'a emanet olun. Selamünaleyküm.